Merhabalar gençler. Bugün ben süper bir yine soruyla karşınızdayım. Birey yayınlarından. Eğer derece istiyorsak bu tarz sorulara aşina olmalıyız. İyi yerler istiyorsak. Önce bir soruyu siz çizin, bir çözün. Ondan sonra da çözümlerimizi karşılaştıralım. Farklı yollar görmüş oluruz. Birbirimizi böyle etkileriz. Sizler de yorumlara yazarsanız ben de farklı yollar görmüş oluyorum. Şimdi ben soruyu çözüyorum. Kanala abone olur, videoları da beğenirseniz sevinirim. DC 2 santim, CO 4 santim, çeyrek daire, AE 6 santim, AEO doğrusal. İşte taralı alan nedir diyor. Benim hoşuma gitti bu soru. Açıkçası hoşumuza gitmese size de sormazdık. Şimdi arkadaşlar yarı çap 6. O zaman buraya da 6'yı bir yazalım. Yine şuraya 6'yı yazalım. Bakın E ile O arası da yarı çap değil mi? Bunları yazmakta fayda var. Dikkat ederseniz burası 12 birim, AO 12 birim, BO da 6 birim oldu. Yarı yarıya. O zaman A açısı 30 derece olmak durumunda. O açısı da 60 derece olmak durumunda. 90 dereceye tamamlarsak yine O açısının tümleri de 30 derece olmak durumunda. Ben şimdi şöyle bir şey yapsam B ile E'yi birleştirsem pardon çok güzel olmadı. Onu bir şöyle e, estetik kaygılarımız da var biliyorsunuz. Şöyle B ile E'yi birleştirsem. Hop bakın şimdi ne kadar güzel oldu. Heh, burası da altı satır Neden? Muhteşem Süleyman. Muhteşem şu bakın. 6 6 6. Yani burada bir eşkenar üçgen var. 60 derece. 60 derece. Daha sonra şöyle bir şey yapsam dedim. Ee, 30 dereceyi kullanabilmek için şuradan bir dik indirsem. 6'ya doğru bir dik indirsem. 30 derecenin karşısı, yani 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olur? 2 olur. Hatta şuradan da bir dik indirsem. O an sonra işte burada da 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı ne olur? 3 kök 3 olur. Şimdi anlatmak istediğimi şöyle göstereceğim lütfen dikkatlice izleyin. Şuradaki soldaki üçgenin alanını buluyorum. Soldaki üçgenin alanı yani eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 36 kök 3 bölü 4 9 kök 3 artı şu sağdaki üçgenin de alanını buluyorum. O da tabanı bakın burada 6 yüksekliği 2. 2 kere 6 12. Bölü 2 6. Ondan şuradaki dik üçgeni çıkarıyorum. Oradaki dik üçgeni çıkardığımızda yani şu dik üçgeni çıkardığımızda buralar artık kalmıyor. Dikkat ederseniz mavi bölgenin şuraları komple çıkardık. Mavi bölgenin üçgensel kısmı kalıyor. O zaman dik üçgenin alanını hesaplayalım. Dik üçgen 4 kere 6, 24, bölü 2'ye 12. Çıkarttık. 9 kök 3, eksi 6. Böylece silerek gösterdim işte. Mavi bölgenin şuradaki üçgensel kısmını bulduk. Bize neresi kaldı? Şu işaretlediğim bölge kaldı. Daire kesmesi denir buna. Daire kesmesi kaldı. Bunu bulmak için de arkadaşlar şu 60 derecelik daire diliminden eşkenar üçgeni çıkaracağım. 60 derecelik daire dilimi pi, r kare, 60 bölü 360 yani 6 pi den eşkenar üçgenin alanı 9 köküşü bunu çıkardım. Bu da şurada nokta ile gösterdiğim daire kesmesi. Bu ikisini topluyorum şimdi. Artı 9 kök 3 eksi 6 topluyorum. 9 kök gitti. 6 pi nasıl pi bu ya? 6 pi eksi 6 oldu. Cevabımız olsa Umarım soru hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.